Binom açılımı genelde sona bırakılıyor. Bazen işte polinomun arkasında işleniyor ee, ama burada yeri, normal yeri burası milli eğitime göre, permütasyon, kombinasyondan sonra. Evet. Şimdi diyor ki ee, x artı y'nin eninci dereceden açılımı. Biz şunu biliyoruz mesela, x artı y'nin kare açılımını biliyoruz mesela, değil mi? Yan tarafa ben bunun kare açılımını yapayım. Ne yapıyoruz? X kare artı işte 2xy artı y kare yapıyoruz. Mesela x artı y'nin kübünü de açıyoruz. İşte x küp eksi 3 x kare y artı 3 x y kare e, artı y küp mü mesela? İşaret eksi olunca değil. Pardon. Şurası artı. İşaret eksi olunca falan ona göre değişiyor gibi bir şey var. Peki bunları bir şey diyorduk biz eskiden. Mat 1'de daha doğrusu. Çarpanları ayırmada belki. Şöyle bir üçgen vardı değil mi? 1 1 1 2 1 3 3 1 işte 1 4 6 4 1 işte burada katsayılar çıkıyor işte filan feşman işte 1 5 10 15 10, 1 gibi bu açılım işte şu binom açılımıyla bunu ilişkilendirip adam daha sonra demiş ki işte bütün hani kuvvetleri açarken x artı y'nin eninci derecesini yaparken sistem şu enin sıfırlısı. Ondan sonra x'in n'lisi. Daha sonra bak n'in birlisi. n'in birlisi. Sol tarafı sileyim. Orayı kullanacağım şimdi. Birlisi, n'in birlisi x'in n eksi birlisi y'nin birlisi. Yani ne yapıyoruz? x'in üzerine bir düşürüp y'nin üzerine bir arttırıyoruz. Mesela ikilisi yapınca, -1 n'in ikilisi yapınca x'in n eksi ikilisi y'nin ikilisi. Burayı 1 azaltıp buraya 1 arttırıyoruz. Burası da 0, 1, 2 diye gidiyor. Burada dikkatimizi çeken bir şey oluyor işte bunları yazarken. Biraz böyle açınca turancımızı alıp dikkat çeken yerlere bakalım. Şu 0, burada y üzeri 0 var. Hmm, burası 1, burada y üzeri 1 var. Burası 2, burası y üzeri 2 var. 1 bu. Bunlar hep aynı. İkincisi şu ikisi birinden alıp zenginden alıp fakire veriyoruz. Ya. Birinden bir alıp birine veriyoruz. Bu ikisinin toplamında her zaman Neyi veriyor bize? Eni veriyor bu ikisinin toplamda. Bu iki bilgiyi, burada lazım olan iki bilgiyi bu şekilde işleyebiliriz. Tabii burada açılımlarından filan bahsetmiş ama mesela x üzeri 4 ise, mesela x eksi 2'nin dördüncü kuvveti ise ben bunu hiç buradan yapmam. Neydi o adamın adı? Pascal üçgeninden filan yapar. Hadi bunu bu yapalım ama. Az önce yapmıştık, onu bulalım. Ne yapacağım? Şunu yapacağım. 3'ün sıfırlısı. O zaman x'in birin. Şöyle diyorum bir de ben burada. N'in bir şeylisi x'in bir şeylisi pardon x'in bir şey kuvveti y'nin bir şey kuvveti. Hep, hep bu formatta olacak bütün terimler. Bu bizim için çok önemli olacak birazdan. İşte 3'ün sıfırlısı x'in üçlüsü y'nin birlisi artı 3'ün birlisi olacak. x'in bu sefer karesi olacak. İşte ee, birin sıfırlısı da bir o da bir yapıyor zaten. Birin birlisi olacak. İşte üçün ikilisi olacak. X'in bu sefer bir azalttım birlisi, birin ikilisi. İşte üçün üçlüsü, x'in sıfırlısı, x yok oldu artık, birin üçlü olacak. Ya yani gördüğünüz gibi böyle bir saçmalık yapmaya gerek yok herhalde, değil mi? Ya böyle ikinci, üçüncü kuvvet. Ama biz burada ne için yapıyoruz bunu? Hani öğrenelim diye. Hani nasıl açılıyor diye. Dördün mesela ne ilisi gelir burada? Sıfırlısı. Dördün birlisi. işte dördün ikilisi. Dördün üçlüsü. Eskiden ödev vermişti İngilizce hocamız bir gün. Örnek kullanın diye. It itiz, It is, it, is, it, is, it, is, it is yazdım yukarıdan aşağı doğru e-book, e-pencil, e-bilmem ne diye onları yazmıştım. Ona benziyor bu. İlk başta başlarını yazıp sonra yanlarını doldurma mantığı. Evet. Bak x'in 4'ü eksi 2'nin neyi olacak? 0. Hatta bunları da yazayım istiyorsanız. x, x eksi 2. x eksi 2. Tamam. x eksi 2. x eksi -2. -2. -2. 2. Çarpım durumunda bunlar. Tamam kardeş kalem. Evet, tamam. Evet. Dördün sıfırlısından dördün dörtlüsüne kadar gittim. Üstleri yazıyorum. Dörde sıfır. Üçe bir. 2'ye 2. Bire e 3. Sıfıra 4. Olay bu. Ha bunu niye yaptık biz? Tabii ki de dördüncü dereceyi buradan açmayız. Pascal'dan açarım ben. Sınav sorusu olarak gelse değil mi? buradan açmam. Pascal üçgeninden açarım ki adam Pascal üçgenini aşağıya vermiş. Şimdi böyle bir şey görünce ee, ben diyeceğim ki ileride bana mesela x eksi y'nin yedinci kuvvetinde x üzeri üçlü terimin katsayısı nedir dediğinde bunu kırık, hızlı bir şekilde düşünebilmek için asıl bu soruların koptuğu nokta burasıdır. X üçlü terimi filan sorduğunda Tam hatta şurası y değil, 2 olsun mesela. Ne yaparsınız? Şöyle. 7'nin e, bir şeylisi hep bu şekilde açılıyor ya. Yukarıda yazdığımın sebebi bu. X'in bir şeyi, 2'nin bir şeyi. Aynen böyle. Yukarıda yazdığım gibi bakın. Sonra da boşlukları doldurdum ya. Boşlukları doldururken bize ne istiyor? X'in üzerinde 3 olsun istiyor. X'in üzerinde 3. Bu ikisinin toplamı 7'yi verecekti. O zaman buraya kaç kaldı? 4. Burası ile burası aynıydı. 7'nin 4'lüsü. Diye x küplü terimin kat sayısını bulacağız. Bütün olay bu. Hadi soru çözelim. Bir de burada terim sayısı kaç tane olur? 4'ün sıfırlısından 4'ün dörtlüsüne gittiği için sıfırdan 4'e 5 tane. x üzeri 4'te 5 tane terim var demek ki. Böyle bir muhabbet. Sıkıcı bir kısım değil mi? Evet. X artı Y'nin sıfırla açılımı. Birli, ikili, üçlü, dörtlü bunu biliyoruz zaten. Tam az önce yaptığım muhabbet. Bunu daha önceki konulardan bildiğimiz için. Şey. İşte diyor ki bunları Pascal üçgenini kullanarak. Tabii ki de bunları neyle yapacağız? Kardeş, az önce söylediğin yanlıştı zaten, değil mi? Ama biz onu öğrenmek için yaptık. Bunları normalde yanlıştı demeyelim de. Yavaş bir yöntem, değil mi? Şunu yapacağız. Ya bunun da açılımını biliyoruz zaten. Demin yazdığım şey bu, değil mi? X küp artı 3x kare y artı 3xy x y kare artı y küp. Bak kat sayısı 1, 3, 3, 1 diye gidiyor. İşte bunlar şu binom açılımından geliyormuş kat sayılar. Evet burada da dördüncü açılım. Bunu da siz yapın diyecektim. De. Evet ne yapacağız? Ee, dördün sıfırlısı her şeyden yapalım diyor değil mi? Pascal'dan yapalım diyor. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. O zaman 1, x üzeri 4 1'i kullandık. Ondan sonra eksi 4 x üzeri 3 3 üzeri 1 ondan sonra artı e, 6 x üzeri 2 3 üzeri e, ne olacak burası 2 olacak. Eksi 4 x e, üzeri 1 e, 3 üzeri 3 artı 1 3 üzeri 4. Şimdi bu eksi artıya neye göre karar verdin derseniz aslında şöyle yazsaydık daha güzel olabilirdi. Ben benim Pascal'da eksi olunca bir eksi bir artı gidiyor falan diye bir şeyim var. Ama şundan geliyor aslında burası. 4x küp eksi 3'ün birinci kuvveti. Bundan dolayı eksi geliyor. Tek kuvvetlerinde hep eksi gelecek. Çift kuvvetlerinde artı gelecek. Gördünüz Neyse bu tıvırı vırıdan uğraşmayalım fazla değil mi? Evet şu soruyu görelim. Bu soruda gene çarpanlara ayırma gibi gidiyoruz. Bayağı bildiğin değil mi? Evet şurası ne söyler misiniz? Beşinci kuvvet açılımı mı? Pardon ne oluyor? 10, 5, 1 mi? Kat sayılar tutuyor. X'in kuvvetleri 5, 4, 3, 2, 1 diye ayrılıyorsa bunun bu açılım olduğunu tahmin etmeniz gerek. Kaç yapıyor da? X eksiye e, 2012 mi? Eksi 2 mi yapıyor? Eksi 2'nin 5. kuvveti. Eksi 30 kim yapacak? Tamam. Evet. Hadi binom sorusu istiyorum artık. Evet tam özellikleri deyip başladı. Şurası bizim işimize yarayan kısım. Binom açılımının özellikleri en artı bir tane terim vardır. Onu az önce söyledik. Enin sıfırlısından enin enlisine kadar gidiyor. Terimlerinden bir tanesi ise üstler toplamı ne yapacak? Kuvvetlerin her birinde üstler toplamı. Demin söylediğim. Şunların toplamı her birinde ne yapacak? Eni verecek. Yedinci kuvvet açıyorsak her zaman üstler toplamı 7 olacak. Katsayılar toplamını bulmak için değişken yerine bir yazılır. Katsayılar toplamı polinomda yaptığımız gibi bir yazılır. Sabitlerin bulmak için sıfır yazılır. Peki. 14 tane terim varsa n artı 3'e 1 eklersek, hani bir fazlası kadar dedik ya 14 ise n eşittir 10'dur. Özelliklerini değerlendiriyoruz. Hızlı mı söylüyorum? Basit şeyler olduğu için hemen. E, X'in azalan kuvvetlerini görünü yapıldığında sondan 7. terim. Oo bir dakika dur. Hemen ne oluyor? Baştan demedin daha hemen sondan diyorsun değil mi? Baştan baştan demeden sondan dedi değil mi? Evet. Neyse çok önemli değil. Baştan dediğini de yapalım isterseniz. Baştan dersen ne yapacağız? Sondan dersen ne yapacağız? Şimdi onun sıfırlısı onun birlisi diye gidiyor ya bu şekilde. Sonuncu terim onun kaçlısı onlusu. Sondan yedinci terim ne olur burada? Evet. Ne oluyor sondan yedinci terim ya? Baştan, ha baştan kaçıncı terim olur diye soruyormuş zaten. Evet o zaman bu soru şey değil. Ee, şöyle diyelim. Baştan sondan sayı problemlerinde sıra soruları var diye oradaki gibi diyelim mi? Baştan artı sondan eşittir. Terim sayısı artı birdir. Niye? Baştan sayıyorsun, sondan sayıyorsun. Ortadaki adamı hani mesela 1, 2, 3, 4 olsa mesela. Bu baştan ikinci, sondan 3. 2, 3 daha kaç yaptı? 5 yaptı. Toplamlarının bir yani terim sayısından, 4 tane terimden bir fazlası 5 yaptı. Dolayısıyla şöyle diyelim. Baştan artı sondan terim sayısından bir fazla yapar. Baştan kaçıncı bilmiyorum. Sondan yedinci eşittir. Terim sayısı kaç? 11 artı 1 12. Demek ki baştan kaçıncıymış? 5 iymiş. Peki o zaman şey soralım. Kaçıncı terim olur demeyelim de. Bu terim nedir diye soralım. Bu terim nedir diye soralım. Yani sondan yedinci terim kaçtır diye. Ben direkt okuyunca onu soruyor zannettim. Birden hızlı girmiş dedim. Önce şöyle şeyler sorsun. Tamam baştan artı sondan terim sayısı artı bir yapıyor. Bunu biliyorum ben. Bunu da çıkardım şuradan isterseniz diye. Ee, bu terim nedir diye soruyor değil mi? Baştan beşinci terimi istiyorum ben. Onun bir şeylisi. Şöyle yazıyorum. 3x'in bir şeylisi. Y'nin bir şeylisi. Onun bir şeylisi diyor. Baştan beşinci neyle başlar? Hani onun sıfırlısı, onun birlisi diye başlıyoruz ya. Sıfırlısı, birlisi, ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü, beşlisi, altılısı, yedilisi, sekizlisi, dokuzlusu, onlusu diye gidiyor. Al işte bir de böyle yazdık değil mi? Evet. Sondan yedinci. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Böyle de yapabilirsiniz. Ya da baştan sıfırdan başladığı için bir eksiği olacak da diyebilirsiniz. Baştan beşinci deyince buraya ne yazacağız? Turancı'da dört yazacağız burası ile burası aynıydı. Dördü yapıştır. Bunların toplamı 10 yapıyordu. 6. E bunu açarak işte düşünerek buradan terimi buluyoruz. Tamam, her şeyin mantığını vermeye çalışıyorum ama uzuyor tabii öyle yapınca değil mi? Evet. Biri bu olduğuna göre M kaçtır diye soruyor. Evet. Şöyle açıyorum. M'nin bir şeylisi 2x'in bir şeylisi Eksi y'nin bir şeylisi diye açıyorum. Bir şeyin bir şeylisi. Buraya çok gülüyor insan. Bir şeyin bir şeylisi. X üzeri 4'lü bir şey gelmesi için burada 4 olması gerek. Y üzeri 6'lı bir şey olması için burada 6 olması gerek. Bunların toplamı da 6, 4 daha kaçı verecek? M'i verecek. M eşittir 10. Ama bak niye böyle yazdın hocam? Zaten 6 ile 4'ü toplasaydın 10 diyenler için aşağıdaki soru örnek. N'in bir şeylisi. X üzeri 4'ün bir şeylisi. Eksi 2'ye kübün bir şeylisi. Başlıyoruz. Burada bir şeyin bir şeylisi muhabbetleri var. X üzeri 16 olması için burada 4 yazması gerek. Y üzeri 12 olması için burada da 4 yazması gerek. 4 4 daha ne o zaman ne yapacak? 8 yapacak. Ha terim sayısı. Terim sayısı da 1 fazlası 9. Baştan şu olan, sondan bu olan filan ona formül de geliştirebiliriz ama gerek yok öyle saçma şeylere. Formül yürü atmıyoruz biz. Açılımındaki terimlerin katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar toplamı deyince 1 yazacaksınız. 3 üzeri 5 yapıyor. X'e de Y'ye de 1 yazıyoruz. Sabit terim deyince X'e de Y'ye de 0 yazıyoruz. 2 üzeri 5 yapıyor. Tamam. Basit hareketler. Evet. Azılan kuvvetlerine göre yazılan değişken birinci sıraya artan göre yazıldım. ikinci sıraya yazılır. Azılan kuvvetlerine yapıldığına göre filan feşman demiş. Az önce söylediğimizde. Ha şu. Ben bunu erken davranıp dayanamayıp hemen söylüyorum. Çünkü binom bu yani. Binomun sorusu bu. Bundan öncekiler tırıvırılar. Ama konu elle başlıyor. Yapacak bir şey yok da. Açılım x'in azılan kuvvetlerine göre yazıldığında baştan dördüncü terim. Yani 7'nin bir şeylisi bak. 2x'in bir şeylisi eksi y'nin bir şeylisi diyor. Ee, X'in azalan kuvvetlerini önce eksi yazdık. Yani dördüncü e, terim diyor 1 eksi 3 ile başlayacak. Çünkü neden? 0, 1, 2, 3 olacak dördüncü terim. 0, 1, 2, 3 Sıfırdan başladığı için 1 eksi oluyor. Burası 3 ise burası da 3. Burası da kaç oluyor o zaman? Toplamları 7 olması için 4 oluyor. Kat sayısını bulmak için işte gerekli işlemi yapabilirsiniz. X'in artan kuvvet kuvvetlerine göre yazıldığında evet yani e, X'in artan kuvvetlerine göre dediğine göre Y'nin azalan kuvvetlerine diyor değil mi? X'in artan ne demek? X ilk başta olmayacak sonradan artacak. O zaman terslik var değil mi? Y'nin azalan kuvvetlerine göre olacak. Y üzeri işte e, 8 ile başlayacağız mesela tamam mı? Atıyorum öyle başlayacağız. Yani şöyle gibi düşünebilirsiniz. Y Artı 3x'in 8'i gibi. Aynı şey demek değil mi zaten? Ama kafa karışıklığı olur derseniz, şöyle. E, 8'in bir şey listeye başlıyorum ya ben. Sonra 3x'in bir şey listeye başlıyorum ya. 3x'in değil, y'nin bir şey listeye başlayacağım sadece. 3x'in bir şey listesi. Tamam, şu x'in yer değiştiriyorum aslında. Öyle düşünebilirsiniz. X'in artan dediğine göre. Baştan ikinci terim. İkinci terim 0, 1. 1 ile başlayacak. Yani 1 eksiği oluyor. 2, 1 eksiği. Burası 1 ise burası da 1. Toplamları o zaman buraya 7 kaldı. Tamam, yani bu işlemi yapınca işte 8'in 1 y üzeri 7. 3, 8 çarpı 3, 24. Bu kolay olduğu için yaptım. Y üzeri 7, x oluyor. Geldiniz mi? Buralarda mısınız? Ha gelmişler. Demin kimse yoktu. Bari kaydedeyim dersi, dedim. Evet. X'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında sondan 8. terimin katsayısı kaç olur? Bak burada da az önce sondan filan dedik ya sondan baştan ne oluyor dedik ya sondan kaçıncı diyor ya sondan 8 diyor X'in azalan kuvvetlerine göre. O zaman Y'nin azalan kuvvetlerine göre baştan 8. diyebiliriz. Tamam. x'te Y'yi yer değiştirip azalanla artan kelimesini yer değiştir. Sondan ve baştan kelimesini yer değiştirebiliriz. 9'un bir şeylisi eksi 2 Y'nin bir şeylisi X'in bir şeylisi dedim. 8. terim diyor. 8 o zaman 7 mi olacak? Bir eksiği her zaman. Şurası 7 olacak. Sonra diyor ki burasıyla burası aynı. Toplamları da dokuz olacak. Sondan 8 terim. Ne yaptık? X'te i̇şte Y'yi yer değiştirdik sanki baştan 8 terim diyormuş gibi düşündük. Ve mesela küp açtığınız düşünün. İşte küp açılımı yaptığımızdan kalem yine. x artı y'nin kübü diye açtığımızı düşünelim değil mi? x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp ya. Bak buradan x'ler azalıyor. x'e göre yazmış oluyoruz yani. Buradan da y'ler azalıyor. Yani sondan filan baştan muhabbeti var ya. Baştan yap. Y'ye göre düşünüp tamam sondan yerine y'ye göre baştan oluyor o zaman değil mi? X'e göre sondan olan, Y'ye göre baştan olur. Y'ye göre yazmış olsaydı bunları Y küp artı 3, X, Y kare filan diye. Bu mantık üzerine gidiyoruz. Ortanca terim diyor. İki enli bir şey. Çift olursa, mesela 8 olursa kuvveti 9 terim olacağı için ortanca terim olabilir. İki enli enlisi, X'in enlisi, Y'nin enlisi oluyor. Ortanca, bak şimdi ortanca kuvveti X'in azalan, Y'nin azalan fark etmez zaten. Şöyle, altının bir şeylisi, bu kalıbı yazıyorum ben her zaman. X kübün bir şeylisi. Eksi 2 y'nin bir şeylisi. Ee, 3 3 olacak da bunlar eşit olacak. Bu da 3. Şey de diyebilirsiniz. 7 tane terim var, değil mi? Orta baştan dördüncü olur. Baştan dördüncü içinde 3 yazarız diyebilirsiniz. Her türlü çıkıyor. Ama şu kadar kolay bir şey varken. Ya yani bu ezber bile değil. Hani hepsi eşit ya birbirine. O mantıktan düşünebilirsiniz ortanca muhabbetini. Buradan ne geliyorsa artık. Değil deyip artık başladık soru çözmeye değil mi? Evet. Şu bir sayfa mı? Tam soru çözmeye başladık diyoruz. Yani başka bir şey yok. Binom açılımı çok kolay bir konu. Diyorlar ki hocam binomu daha yapmadık. Binomu daha yapmadık. Binom ne zaman yapacağız? Bir saniyelik bir şey. Hemen çıkartalım aradan. Terimlerinden birisi olduğuna göre A kaçtır? Kim söyleyecek bunu? En evet. altıdır hocam. En altıdır değil mi? Ha, direkt x'in üzerinde y'nin üzerinde bir varsa direkt topla altıdır diyorsun. Evet. Ben şu kalıbı yazıyorum ya illaki. Bilmiyorum saçma mı sizce? Ben illa ki bu kalıbı yazıyorum. x kare Yerleştirmesi daha kolay oluyor bence de sizin yaptığınız mantıklı. Aynen, Bunları yerleştiriyorum. Ondan sonra toplamları 6 diyorsun. Buraya da 6'yı basıyorum. Şuraya 4 de yazıp bir de bir şey söyleyeceğim. Buraya 4 de 2 de yazdığınız bir şey fark etmiyor. E hocam burası ile burası aynı. Ya 6'nın ile 6'nın 2'lisi aynı. Bu ne zaman fark ediyor biliyor musunuz? Bu şu zaman fark ediyor. Baştan 5. terim nedir dese o zaman şuradan şunu yazarken fark ediyor. Ama buradan buraya giderken çok fark etmeyebilir. Çünkü altının 400'ü 6'nın ikilisine eşit. A kaçtır diyor. İşte A bunun kat sayısıdır değil mi? 6'nın ikilisi kaç yapıyor? 6 kere 5 30 bölü 2'den 15. 15 çarpı 9. 135 mi yapıyor? 15 çarpı 9 daha büyük yapar ya. Neyse işte bu işlemin sonucu. Yanında 16 var. 16'ya da bakalım. X 11'li terimin katsayısı. Ha bu biraz daha mı zor? Sırayla mı gidelim? Hadi sırayla gidelim. 30 saniyelik bir hareket. 8'in bir şeylisi. X'in bir şeylisi. 2Y'nin bir şeylisi. X küpü istiyor. Buraya 3. Y üzeri 5 istiyor. Buraya 5. Buraya da 5. Evet. Ha, şu çıkmış soru var böyle. Arda arda bir ara 2011, 2012, 2013 mü? O aralarda galiba. 2010'da da var galiba. LYS'de. 50 tane matematik sorusu var ya geometri hariç 50 tane matematik sorusu var. Her sene bir tane böyle her birine her bir sene bir şey ekleyip bir şey değiştirerek sormuşlar böyle. Bir ara öyle popül çok popülerdi bu hareket. Gerçi 2020'de de çıktı değil mi bir tane? Birazcık tabii orada konuların kaldırılmasının da etkisi var. Hatta ben burada dedim ki çocuklar dedim ya bunları Pascal üçgeninden de yapabilirsiniz filan gibi. Çok da sıkıntı değil. Ha, ama biz şeyi yapalım. X'li terim diyor. Dördün bir şeylisi. X'in bir şeylisi. 2'nin bir şeylisi. X üzeri bir istiyor. Onu da farklı renkte yapsak. güzel olur. X üzeri bir istiyor. Ee, o zaman buraya kaç kaldı? Üç kaldı. Buraya da üç kaldı. Artı. Yalnız burada başında üç var çarpan. 3 çarpı. Üçün ee, bir şeylisi. X'in bir şeylisi. Birin bir şeylisi. Ee, x'li terim. X üzeri bir. Buraya iki kaldı. Buraya da iki kaldı. Bu işlemi yapınca çıkacak gene değil mi? Hatta çıkmış soru galiba bu ya. Tanıyamıyorum da şu an. 4, 8 kere 4, 32. 32 geliyor oradan. Ee, 32, 9 daha. 41 mi yapıyor? 41 kere maşallah deyip adına işaretliyoruz değil mi? Bunu böyle düşünebiliriz. Peki. Bir de irrasyoneller vardı eskiden. Onlar kaldırıldı. Köklü ifade görürseniz ona girmiyoruz. X üzeri 11 literim. İşte bu. Burası. Burada yeni bir sistem üzerinden bahsedeceğim. Bunu genelde ben deneyerek aslında yaparım ama çünkü birkaç denemede bulabiliyorum. Denklem çözerek de yapılıyor. Şöyle 5'in bir şeylisi Evet kalem 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 Evet 5'in bir şeylisi sonra e, ne var? Ee, X kübün bir şeylisi var değil mi? 3 X üzeri eksi 1'in eksi 3 X üzeri eksi 1'in bir şeylisi. Böyle de yazabilirsiniz. Kesir olarak da bırakabilirsiniz. Benim mantığım şu. Diyeceğim ki kardeş işte toplamları 5 olan iki tane sayı yazacağım. X üzeri 11 elde edeceğim. Evet. Kaç olacak? Zaten denemek çok uzun olmuyor. Buldunuz mu? 4'e 1 yazsam 3 kere 4, 12 eksi 1, 11 geliyor. Onun için böyle yazdım. 4'e 1. Buraya da 1 geldi. 5'in birlisi 5 eksi 15 x üzeri 11 olur bu işlemi yaparsanız. Şimdi burada denedim ya bir sonrakinde de şey yapalım isterseniz. Denklem kuralım. Onu da göstereyim. Ee, hocam biz okulda böyle gördük filan derlerdi eskiden. 2 çarpı 2 üzeri eksi 1. Eksi x karenin kuvveti. Evet. Burada x üzeri 8'li terimin katsayısı kaçtı? Şuraya r diyoruz. Buraya da 7 eksi r. Değil mi? Çünkü toplamları 7'yi verecek. Dolayısıyla R olur o zaman. Şununla şu aynı oluyor. Ee, X üzeri 8 elde etmek istiyoruz. Buradan bakın X'in üzerinden ne gelir? R eksi 7 gelir. Şu eksi 1 ile çarptığında. Üstün üstü. Buradan X'in üzerine gelir. 2 R gelir. Bunların toplamının ne yapması gerekiyor? 8 yapması gerekiyor. 3 R eşittir 15. R eşittir 5 olacağını bulabiliriz. Yani denklemde herhalde bir sıkıntı yok. Yani buradan x üzeri aslında bu. Bu da x üzeri aslında. Çarpımda üstler toplanır. x üzeri 8 elde edeceğiz yani değil mi? R 5'miş. O zaman 7'nin 5'lisi 2 x üzeri eksi 1'in 5'lisi eksi x karenin 5'lisi. x üzeri zaten 8 geldiğini hesapladık. 7'nin 5'lisi kaç yapıyor? 7'nin ikilisine eşit yapıyor. 7 çarpı 6 bölü 2 21 o 2 üzeri 5 geliyor orada filan büyük sayılar geliyor işte. Neyse. Yaparsınız bunu. Yani. Tam denklem kurmayı böyle düşünebiliriz. Sabit terim kaçtır diyor. Sabit terim. Şimdi normalde x yerine sıfır yazacağız ama x yerine sıfır yazınca tanımsız oluyor. Demek ki bunun başka bir şeyi var. Altının bir şeyi x'in ee, bir şeyi değil mi? x üzeri eksi bir şeyi. Tabi burada x'e x 1 e bölü x vermiş. Düşünmesi çabuk oluyor. Kolay oluyor. Ee, şurası ile şurası eşit olursa sıfır olur değil mi? Burada x var. 1 bölü x var ya bunları çarparsak sabit gelir. Dolayısıyla üstlerinin, bu da çok basit yapmış ya. 3'e 3 gelmesi gerek. Buraya da 3 gelmesi gerek. 6'nın üstü yapıyor. 6, 5, 4 bölü 3, 2 geliyor. Şunlar gidiyor. 20 oluyor değil mi? Biz bunu değiştirelim. Şey diyelim. x artı 2 bölü x karenin kaç olması gerek? Dokuzuncu kuvveti olsun. Açılımında. Sabit terim nedir diye sordu. Böyle bir şey olursa gitti mi? Your internet connection is unstable diyor. Evet. Your internet connection döndü mü? Peki böyle bir şey var. Dokuzuncu kuvveti açılım var ya. Dokuzun bir şeylisi. Şunu geniş yapalım biraz. Evet, x'in bir şeylisi. 2x üzeri eksi 2'nin bir şeylisi. Bunların birbirini götürmesi gerekiyor. İster şöyle r'ye işte 9 eksi r deyip 9 eksi r eksi 2 r üstleri toplayın. Eşittir 0 dersiniz. 9 eksi 3 r eşittir 0 r eşittir 3 dersiniz. Denklem kurursunuz. Ya da bunlar nasıl götürür birbirini filan feşman deyip. Bir iki değer verdiğinizde zaten bulacaksınızdır. Hiç bulamayan arkadaşlar. Hocam ben bir türlü bulamıyorum. Aklıma öyle pratik gelmiyor diyenler için söyleyebiliriz. 6'ya kaç oldu? 3 mü? Pardon tam tersi. 3'ü al. bir diyen iki katı ya. Ters diyeceğim. Buraya 3 koyarsam eksi 6 buraya 6 koyarsam üstler toplamda evet 9'u dokuzu verdi. 9'un üçlüsü filan deyip bu işlemin sonucunda sabit terimi bulabiliriz. diyebiliriz.